Assalamu alaykum azizler. Yine sizler ben Doktor Kuday Birganov. Bugün sizlerle sohbetleşeceğim mevzuyumuz Eyollarda uçra girişicizm keselliği hakkında bulalım. Bu kanday kesellik. Kanday kesellikler neticesinde gelip çıkardı. Ve kanday mutakassis bunu davalaydı. Bu hakkında kısaca malumat verip atamayızlar. Videolarımı açacağız bir olması için elbette kanalımda patlıca sabah koyuşunu unutmayın azizlerim. Mevzun boşluğundan olduğun androgen ve estrogen hakkında kısaca malumat verip getirmezler. Androgenler yani testosteron erkeklik cinsi hormon saptamalı bunlar erkeklerde ikilemci cinsi belirlenir varlanışını tamamlayır. Estrogenler evlerimizde cinsi azoların normal ösüşüde. Süt bezlerin normal rovajlanış ösüşüde. Ve evlerimizde elbette katkı olmadı. Yürüyüş duruşları. Yüse cazı bağlarlı günü 90-60 kıl püretken öşe estrogen hormonu saplanadı. Mevzuya kat edeyim olsa girsidizm. Evlerde arşıca tütün yüzüşü. Sakal modellerinin peyda oluşu. Tenlerde, kol ayaklarda, kukrak sakalarda kalın tüklerden kaplanışından geçiş keserlik saplanadı. Esasen bu evlerde androgenlerin erkeklik cinsi hormonlarının köpeyip geçişi neticesinde peyda oladı. Girsidizm balagatça yetiş dövründe yok ki türlü yaşlarda uçuraşı mümkün azizler. Girsidizmge alıp gideden 2 yıl halat farklanadı. Birincisi bu nesli moyillik, ikincisi ise burabır kasarlık neticesidir. Nesli moyillikte onun uruk ayma olan ayolları da uşak halat kuzatılırken ve onun özde ham kuzatılı yaptı. İkinci halat burabır kasarlık neticesinde gelip çıkan girsidizm. Yani birincisi gifo bezinin olduğu bölgenin zararlanışı. Haysiklin toklaşı, menopauzalar. Erta balagatça yetiş. Kalkansıma bez hormonunun balansının bozuluşu neticesinde maddeler almaşının bozuluşu, artıkça vəzin, miye ösmesi, ya ki tuxumdan ösmeleri, ensefalit, epilepsiya neticesinde bu mümkün. Ya ki ciğer ve böyrək patologiyaları neticesinde, ya ki burabır kabuk olunan doğru vasıtası da bu təsir neticesinde bu girsidizm düzeltilişi mümkün azizler. Davalaşda elbette vıraç kursatması ya mafuq. Bu cereyan maddeler almaşı bozuluşu neticesinde mi? Ya ki bu olması ciğer böyrək patologiyası neticesinde mi? Ya ki kabuk kılınan doğru təsiri neticesinde mi? Ya ki ösmeler yani böyrək ösmesi de mi? Ya bu olmasa miye ösmesi de mi? Bu anlıkla bağlanıp kin dava muolajaları ötçəzilir azizler. Bunda kəsərlik ibarə yollarımız elbette endokrinolog qabullarına borçları şart azizler. Bugünkü sizə yetkazmaqçı bulgan qısqaça məlumatlarım şulardan ibarət edir əzizlər. Sağ olun, salamat olun.